Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Fenerbahçe kazanarak maç fazlasıyla lider oldu. Çaykur Rizespor'u mağlup etti. Konuşacağız. Maç sonrası flash açıklamalar var. Ancak herkes transferi merak ediyor. Transferde Sinan Engin'le beraber, Beyaz TV Spor Servisi ile beraber dakika dakika, saniye saniye bütün gelişmeleri size aktaracağız. Tabii ki İrfan Can Kahveci'yi merak ediyorsunuz. Galatasaray'ın gelmek üzere olan golcüsünü merak ediyorsunuz. Hepsi bu programda. Tabii ki Fenerbahçe ile başlayacağız ama önce Sinan abiye bir hoş geldin hoş demek bulduk, istiyorum. Hoş. Nasılsın Sinan abi? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de ve gerçekten çok yoğun bir hafta geçti. Hani sabırsızlanıyorum İrfan Can'ı size sormak için ama önce Fenerbahçe ile mi başlasak? Yoksa evet, bir sıcağı sıcağına İrfan Can'dan başlayalım. Fenerbahçe'nin hakkı biliyorsun bugün. Fenerbahçe'nin maçı vardı. Doğru, lider oldu. Ama arada girer çıkarız ya. Yani girer aynen, çıkarız hepsine. Çünkü hepsinden birer şeyler söyleriz ama sıcak bir gelişme galiba bu gece yaşanıyor. Hararetli, sıcak dakikalar. Ya şimdi İrfan Can'ın tutumu önemli burada. Yani şimdi futbolcular köle değil. Yani biliyorsun. Evet. Yani dolayısıyla burada İrfan Can'ın nereyi istediği çok önemli. Anlatacağım ben bununla ilgili daha sonra. Önce nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Beğenmedim. Hiç Fenerbahçeliler hiç kendilerini falan kandırmasınlar. Bu futbolla falan şampiyon da olamazsın. Böyle oynarsan Galatasaray'a da yenemezsin. Haftaya bugünkü oyunla. Derbiyi kaybeder. Ya derbi yani farklıdır. Tabii derbi yani atmosferi farklıdır ama bugünkü oyunla falan yani Galatasaray'a da bir yenemezsin. Bir bu oyunla şampiyon da olamazsın. Mesela basındaki arkadaşlara ben şunu sorsunlar bir gün. Ya Fenerbahçe'nin maksimumu ne? Ya Fenerbahçe şu an yüzde kaçta oynuyor? Ha. Yani Erol Bulut şu an Fenerbahçe'sini kaç kapasitede yani? Kapasitesi ne şu an? Bir sormak %50 lazım. Mi? %60 mı? %70 mi? Ya ben Fenerbahçe'nin daha bu zamana kadar... Sizce kaç kapasitesi şu anda Fenerbahçe? Yani kapasitesi bu belki de bu yani. Bu kadroya göre. Belki ama baktım ben bugün yani Enver Valencia olsun, Thiam olsun, Samata biraz kımıldadı. Ozan olsun. Yani yine Gustavo garibin bir şeyler yapmaya çalışıyor. O mücadele ediyor. Pelkas. İşte. Pelkas iyi oyuncu. Yani bir Mesut girince bu takım ne kadar değişecek? Nasıl olacak? Onu kestiremiyorum. Mesut'a ihtiyacı var mı bu takım? Mesut'a ihtiyacı i̇yi var bir Mesut yani, toparlar mı? Birkaç tane Mesut'a ihtiyaç var gibi birkaç görünüyor. Yani ya Fenerbahçe takımı ya ne oynadığı belli değil. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani Fenerbahçe takımı Fenerbahçelilere sormak lazım. Hiç popülist falan konuşmasan kendileri takımlarını beğeniyor mu? Yani biz bu kadroyla... Bir anket mi yapsak? Biz bu kadroyla şampiyon olur muyuz? Soralım. Sor Fenerbahçelilere yani, soralım. Oynanan sor futboldan memnun musunuz? Evet, yani, hayır. Yani Erol Bulut'a derim ki ya... Bu takım ne zaman senin istediğin gibi oynadı bu sezon? Yani %50, %60 mı, %70 mi? Maksimumu ne bunun? Ya bu takım maksimumu ne? Şimdi... Bir takımın atan tutanı çok önemli. Yani. Tutan bazen çok iyi oynuyor, bazen kötü oynuyor. Atan yani. Evet. %50. Belli değil daha. Evet. Golcüsü böyle kim? Bir... Samata. Değil mi? Tam Fenerbahçe'nin forveti yani, bu diyeceğimiz kimse atan yok tutan. Bir gün önce Galatasaray oynadı. Ne yaptı? Atan tutan. Çok iyi. Muslera çok iyi. Çok fark yarattı. Aynen öyle. Bir 10 yekuru geldi. Ama iki tane transfer geldi yani daha doğrusu. Yani Galatasaray... Aslında en iyi iki transferi yaptı. Ha, doğru. Yani bana göre en iyi birinci transfer Muslera. 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 Bir kaleci bir takımı böyle kurtarır. Bir oyunu böyle çevirir. İşte Muslera örneği. Dolayısıyla ya Fatih Hoca zaten bu işlerde çok şanslı. Yıllardır kaleci yönünden çok şanslı Galatasaray camiası evet, biliyorsun. Yani Galatasaray bugün bu kadar çok şampiyon olmuşsa bu tamamıyla kalecilerle alakalı. Yani tamam oyuncular da çok iyi ama iyi kalecileri var. Evet. İyi kalecileri var. Tafereller, Mondragonlar, Simovic'ler yani say bir sürü. Doğru. Yani hepsi iyi kaleciler. En iyi aynen, Galatasaray. Bunların şu an en iyisi Muslera. Öyle görünüyor. Şimdi Onurcuğum Fenerbahçe takımı bakıyorum ben şimdi. Fenerbahçe'ye bakıyorum. Beşiktaş'a bakıyorum. Bir de dünkü Galatasaray'a da bakıyorum aynı şekilde. Yani iki takımını seyrettiğim kadar keyif almıyorum Fenerbahçe'den oyun olarak. Bugün arkadaşlarla maç seyrediyoruz. İkinci yarı dedim ki şu dedim yukarıyı dedim kaldıralım dedim. Hani FB Çay Rize yazıyor ya kaldıralım. Yabancı bir adam yurt dışından gelen bir adama soralım.
hangi takım şampiyonluğu oynuyor dersen Rize'yi gösterirsin. Rize takımı basıyor ikinci yarı dikkat edersen. Evet. Tek kale oynuyor yani şeyden sonra. 10 kişi kalana kadar bayağı tek bir... Kale, tek kale gibi Fenerbahçe'ye basıyor. Fenerbahçe o baskıyı kuramıyor rakibine. Evet. Yani dolayısıyla yani Fenerbahçe takımı iyi oynamıyor. İyi değil. Belki Mesut girince takım biraz daha çevresi değişir. Ona göre daha dinamizm artacak takımın ama ben beğenmiyorum hiç yani kandırmasınlar yani kimseyi de kandırmasınlar. Bu oyunla bu şekilde Fenerbahçe takımı şampiyon olursa mucize falan. Şaşırırım diyorsun. Bak mucize derim ben. Bak hatta bu oyunla şaşır. Bak şimdi bak. Derbiyi bile kaybedebilir diyorsun. Böyle oynarsa nasıl ama derbinin havası farklı. Salı günü Hatay deplasmanı var daha. Bak derbinin havası farklıdır. Derbinin havası farklıdır. Şimdi takımlar çok güçleniyor. Bak Beşiktaş Cenk Tosun aldı. Galatasaray işte o santrafor Muhammed'i. Onyekuru geldi. Zaten Muslera geldi. Muhtemelen İrfan Can olabilir. Bu arada Muhammed gelirse havalimanından canlı yani, olarak ekrana getireceğiz. Şimdi, Beyaz Futbol'da. Şimdi baktığın zaman takımlar da rakipler de güçlendi. Evet. Şimdi o çocuk var ne o? Trabzonspor da çok güçlendi. Evet Trabzon Bakasetas çok iyi transfer. İşte Yunus Mallı baktığın zaman Bakasetas'ı çok iyi transfer. Şimdi o çocuk neydi? İkinci oyuna giren oyuncu. Samuel. Samuel. Kuvvetli, dengeli. Fena değil. İki tarafa da iyi gidebiliyor. Hızlı. Yani Fenerbahçe'yi biraz yani ön tarafı hızlı çabuk taşıyabilir. Bu bir avantajdır. Fena oyuncu, kötü oyuncu değil. Ama dediğim gibi Mesut'un işi çok zor. Mesut girince yani Mesut'un eskiden bakıyorsun yanında Ronaldo'larla bilmem şeylerle oynuyordu anladın mı? Benzemalar falan. Yani, benzemalarla bunlarla bu tiplerle oynuyordu. Şimdi bakacak ulan oraya atıp buraya bakarken buraya atıyordu. Mesut şimdi bakacak şimdi ne yapacağız yani onun için yani Fenerbahçe takımını iyi Mesut girdikten sonra iyi yönetmek lazım. Ama Fenerbahçe takımı hiç kendini Fenerbahçe taraftarları da aynı benim Fenerbahçe'de arkadaşlarım da vardı seyrederken hiç kimse Fenerbahçe takım bu oyunuyla şampiyon olur çok umutlu değiller. Evet. Belki Mesut'tan sonra takımın çevresi değişecek yani. Ben daha sezon başından beri Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığı bir tane falan maç vardır veya iki tane vardır. Onun dışında çok görmedim. Evet, yani düşününce yok. İnsan bir işte mesela Trabzon'u 3-1 yendikleri maçta bir ikinci yarı böyle şimdi bir iyi futbol. Gençler Birliği'ne 5 attılar. O zaman da Ali Koç bile beğenmemişti. Ha, doğru. Ya düşün. Bak rakibin Beşiktaş değil mi şampiyonluğa oynuyorsun. 10 kişi kaldı tek gol önü sana. Evet. Kendi sahanda. 4-2'yi yani buldu. Güçle alakalı. Onun için Fenerbahçe takımı bakıyorum mesela. Yani Tema bakıyorsun. Ona Enver Valencia'ya bakıyorsun. Yani inanılmaz top kayıpları var. Tamam sağ ağırdı, kötüydü. Sonra bugünkü golü mesela çok büyük haksızlık. Yani golü Rize Spor'un kalecisi Gökhan'a yazamazsın. O gol Samata'nın golü. İşte o maalesef kurallar öyle diyor ya. Yani direkten top döndükten sonra kaleciye ama çarparsa. Ama yapacak bir şey yok. Onu atan kim oraya? Peki bu penaltı onun olsaydı inisiyatifinde direkten dönüp kaleciye çarpıp girseydi bak, kime yazılacak? Onurcuğum bu onun inisiyatifinde değil. Kaleci Gökhan'ın inisiyatifinde olan bir evet, şey değil o. Doğru bravo. Olur mu öyle şey? Doğru. Direğe vuruyor, kaleciye vuruyor, içeri giriyor. Onun inisiyatifinde olan bir şey. Kesinlikle. Valencia'ya yazılmalıydı. Valencia'ya yazılması Valencia lazım. Valencia'nın attığı frik işte. Valencia'ya yazılması lazım. %100. Onun için Samata evet, nereden çıktı ya? Şey, Vedat Mur işte kupa maçında geçen hafta attı. Evet. Direkten dönüp kaleciye çarptı. Kaleciye yazdılar. Bu işte biraz dünyada kural ondan maalesef yani, yazık oluyor gole. Bir takım şeyleri tabii açıklık getirmek lazım. Mesela Fenerbahçe'nin yediği golde falan orada kaleciye faul var. Faul var diyorsun. Faul var. Yani o gerçek. Çünkü top kalecinin kontrolünde. Rize Sporlu oyuncu topa vuruyor, elinden vuruyor. Bu gerçek yani. Bunları onun için de ben bugünkü el maçın hakemi... Beğendin mi? Kötü, çok kötü değil yani. Yani Fenerbahçe'yi falan kayırdı falan gibi işte bakıyorum ben sosyal medyada şöyle yazılıyor, böyle yazılıyor falan. Yani bir iki tane düdükler de olabilir ama öyle maçı aldı da Fenerbahçe'ye verdi falan böyle bir görüntüsü yoktu Abdülkadir Bitiken'in. Olsa söylerim biliyorsun yani onun için şey değil. Yani ben hani Fenerbahçe'de bir tempo yok. Fenerbahçe takımı temposu yok. Fenerbahçe takımı yüksek tempoda oynamıyor. Devamlılık yok. Orta sahaya bir kere orta sahayı sahiplenemiyor. Yani rakibe oyun kuramıyor. Yani rakibe tek kale boğayım. Hayır bugün Smidika'nın oyun sistemi bu zaten. Kapanayım. Yani Fenerbahçe baskı kurdu değil. Gol yiyene kadar kapanayım. Antep'te de aynı sonucu. Gaziantep'te de. Gol yiyene kadar kapanayım. Rakibe kontrolarla atarsam atarım. Evet. Sonra bu Smidika'ya söyleyeceğim. Ya bu ne biçim adam ya? Böyle adam olur mu? Ne biçim? Ya hakikaten ya. Üçüncüye atıldı. Ne tuhaf adamsın ya. Verelim fotoğrafı. Daha ilk maçına gitmişsin. Daha ilk maçın ya be kardeşim ya. Evet.
İlk maçı bir ya, nasıl atılıyorsun ya, kendini attırıyorsun ya. Buna ligde en çok kırmızı kart şey versinler, antidepresan falan, sakinleştirici bir şey versinler buna ya. Evet yani, yani Sümidika ya kardeşim, daha birinci maçın bu ya, sen herhalde en çok ceza alan antrenör bu. Evet, 3 kere atıldı bu ya sezon. Böyle bir şey olabilir mi ya, insan bir der ya, yani bunun alkışlıyorsa bunun sarı olacağı belli ya, alkışlama kardeşim yani, atıyorlar işte. Zaten var sarı, niye alkışlıyorsun? Yani insan biraz utanır ya, hakikaten utanır Sümidika yani ya. Sen şimdi haftaya Rize Spor takımı, haftaya maçı var. Sen sahaya çıkamayacaksın. Öyle şey olur mu? Yarın iki maç sonra yine atılır bu. Evet. Çünkü huylu huyundan vazgeçmiyor. Geçmiyor. Antep'teyken de böyleydi. Hep böyle. Onun için yani koca camia sana, Rize Spor camiası sana, anladın mı? Umut bağlamış. Aynen. Sen öyle bakıyorsun, kendini attırıyorsun. Kendi keyfine. Hayır arkadaş, kontrol et kendini ya. Böyle şey olur mu? Sinirlerine hakim olacaksın. Sinirlerine hakim olacaksın. Aynen. Bu arada Sinan abi, önemli bir gelişme var. Başakşehir Kulübü Bupenza için Hatay'a 6 milyon euro artı bir futbolcu önermiş. Ve Malatyaspor'dan da galiba Yusuf'u alıyorlar orta sahaya. O İrfan Can'la aynı mevkide oynuyor aşağı yukarı. O yüzden İrfan Can transferiyle ilgili ben zannetmiyorum her an bir sıcak gelişme olabilir. O yani ben 6 milyon euroyu tahmin etmiyorum öyle para yani teklif edeceğini ben Başakşehir Kulübü'nün. Ben tahmin etmiyorum. Öyle mi diyorsun? Yok. Etmez. Yani Göksel Başkan'ı tanıyorum. Böyle bir rakam teklif edeceğini düşünmüyorum. Şu anda 15 golü var ligde. Olabilir. Çok var öyle atıyorlar. Sonra farklı yani ben... Başakşehir bu seneyi yok sayacak. Yok sayacak. Yani bu sene Başakşehir takımı tamamıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden Aykut sonra... Aykut Kocaman geldi bu düştü. Arada. Evet, hayırlı olsun. Yani iki tercih vardı. Ya Aykut Kocaman olacaktı ya Tayfun Korkut olacaktı. Hı-hı. Herhalde Aykut Kocaman da karar kılmışlar. Onun için Onurcuğum yani ben bu rakamlara inanmıyorum. Pardon. Bu rakama inanmıyorum. Biraz yani fazla gibi. İrfan Can şeyine gelince de konusuna gelince daha tam detaylı bu konuya da gireriz ama ben buna inanmıyorum. Peki şimdi Instagram adreslerimizi hatırlatalım. Alta da yazalım. Sinan Engin'in Instagram adresi tabii ki Sinan Engin her zaman olduğu gibi. İşte ekranda. Benimki de O Onur Yıldız çift O ile. Yaptığımız anketleri bir ekrana verelim. Emre'lerden bugün hem yönetmenimiz hem editörümüz Emre. Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan memnun musunuz Sinan abi? Yaklaşık 5000 oy var. %61,5 hayır. Sinan abi. Memnunlar mıymış? Değil. Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan memnun değiller. Bekleyelim daha bak göreceksin çıkacak o. İrfan Can anketini verelim. Sizce İrfan Can Kahveci hangi takıma transfer olacak? 9430 oy. Şu anda Fenerbahçe %47,5'la önde mi? Niye biliyor musun? Bir son dakika daha. Şimdi bu akşam Fenerbahçelilerin gecesi. Fenerbahçeliler ekran başında olduğu için bu ankete oradan bakıyorlar. Çünkü Fenerbahçe'nin maçı olduğu için ağırlıklı Fenerbahçeliler ama ilerleyen dakikalarda bu dengelenir. Şimdi Almanya'dan bir son dakika var. Almanya'dan bir muhabir açıklamış. Hertha Berlin İrfan Can için... Biliyorum söyleyecektim ben onu. Şimdi Emre kulağıma söyledi. Girdi, 10 milyon euro öneriyor Almanya'da, Başakşehir'e. Dün ben Başakşehir'den bir arkadaşımla konuştum. Almanya'da devrede. Ama şimdi yani konuya girmişken söyleyeyim. İrfan Can gönlü Galatasaray'da. Haydi girelim o zaman. İrfan Can'ın gönlü Galatasaray'da. Gönlü Galatasaray'da. Gönlü Galatasaray'da. Yani çok aldığım, çok net bir duyum bu. İrfan Can Galatasaray'da oynamak istiyor. Bildiğim kadar. Zaten yani Fenerbahçe. Şimdi bak yıllar evvel ben böyle bir transfer yapmıştım. İlhan Mansız'la ilgili biliyorsun. Evet. İlhan Mansız Galatasaray'la protokol yapmıştı. Hı hı. İlhan Mansız yapmış. O zaman başkan sağ olsun Mehmet Cansun Başkan. Bizim Burak Elmas falan da vardı. İlhan'la biz imzaladık, anlaştık sonra. Dedi ki İlhan abi senin abi ben birkaç ay önce dedi menajerlik şirketimle beraber Galatasaray'a protokol yaptım dedi. Ben de Mehmet Cansun Başkan'ı aradım. Dedim ki böyle böyle dedim Mehmet abi dedim. Böyle böyle bir durum var. Futbolcu dedim böyle böyle. Biz de imza attı falan. Dedi ki Sinancığım kolayı var dedi. Sorarız futbolcuya dedi hangi takım istiyorsa dedi. O takım da oynar dedi. Ne güzel. Anladın mı? Ya çok ya çok. Buradan selam olsun. Çok da beyefendi de bir adam. Böyle şu dönemde kaldı mı öyle şeyler acaba? Şimdi burada da ben Emre Belezoğlu veya işte Ali Başkan aramaz. Emre Belezoğlu veya ararlar çocuğa sorarlar. Kardeşim sen biz senin bonservisini alırsak sen bizde oynamak istiyor musun? Sorarsın. Net bu. Hayır abi ben Galatasaray'la söz verdim. Fatih Hoca ile konuştum. Ya zaten İrfan Can Fatih Hoca ile konuştuysa zaten yani sözü verdiyse yani eğer şartları da makul olarak yerine getiriyorsa Galatasaray
İrfan Can Galatasaray formasını giyer. Evet. Ama o zaman niye Fenerbahçe yönetimi gidip görüşüyor dün mesela? Belki de bunu sordum. O görüntüler de gelsin bir ekrana. Şimdi biz görüşmek istiyoruz. Şimdi biz görüşmek istiyoruz diyorlarsa yani Başakşehir Kulübü hayır gelmeyin mi diyecekler? O da var tabii. Belki çok güzel bir teklif gelecek. Ha? Yani tabii ki gelin der. Mutlaka onların da teklifi. Bir sesli izleyelim mi? Dün ama neler yaşandı? Bir kısaca görelim Sinan bir şey abi. Hocam. Beklesin. Bitireyim, bağlayayım bir dakika orayı. Yani İrfan Can'ın gönlünü Galatasaray derken etrafına söyledi. Çocuk arkadaşları, aynen, takım arkadaşları Galatasaray. Babasının bize söylediği hatırlıyorsun telefon röportajı. Fatih Hoca çocuk biz istediği için söylüyorum. Evet. Yani ben bunu basın toplantısı kendim yani çocuğun ruhuna girip de öğrenmedim çocuktan. Anladın mı? İrfan Can'ın söyledi. Çocuk bizde diye gönlü. Doğru. Ha yarın ama benim daha önceden de bildiğim Emre Belözoğlu'nun onunla da bir teması olduğu daha önce. Sezon başları falan. Yani onun için. Ama çok enteresan bir mesaj geldi. Hayırdır? İsmini söylemem. Hayırdır? Kendinizi yormayın dedi. Ben görebilir miyim kim olduğunu? Yok, tanıdığım birisi değil. Ha. Yani Mesut gibi nasıl Mesut'u söyledim? %90 demiştin. Geliyor, bomba geliyor. İrfan Can, görüntüdeki gibi kahveyi kim içecek? İrfan Can transferi yarın saat 5'te belli olacak. Ama kime? Ya şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Söyle Sinan abi. Hayır, camiaları anladın mı? Yarın çok geç olabilir. Yarın. Öyle bir laf var ya. Ay, bak şimdi ben bu konularda hep bir opsiyon bırakırım. Bir opsiyon bırakırım. Şimdi şu. Mesut'ta %10 bıraktın. Burada da %10 bırakırım. Bir opsiyon bırakırım. Şimdi ben burada desem ki Mesut şey ne o İrfan. Yarın Fenerbahçe'ye ama ben sonuna kadar bu işlerde imzayı görmeden demem bunu. Ama bildiğim şu an ben bunları söyledim burada. Hı hı. Bunları söyledim. Yarın başka bir şey oldu. Yani doğru, yarın değişebilir. Galatasaraylı oldu çocuk. O zaman derler ki ya Sinan Engin kardeşim niye atıyorsun? Sen mesela. Çünkü ama mesela mı diyorsun Fatih yoksa Hoca, sinyalli mi veriyorsun? Fatih Hoca çok emin konuşuyor. Yani çocuğun gönlü bizde. Ben Fatih Hoca benim dostum. Ben Fatih Hoca yani inanırım Fatih Hoca şeyinden değil. Ama burada tabii rakam önemli. Fenerbahçe'nin şartlarının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'nin parasının daha çok olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Anladım. Tahmin ediyorum. Şu opsiyonu bırakarak söylüyorum. Büyük ihtimalle yarın İrfan Can Fenerbahçeli olabilir. %90 diyorum. %90? Demeyeyim. %90 demeyeyim ya. %90 deyince oluyor ama. Ay demeyeyim. %60'a %40 diyeyim o zaman. 60'a 40. 60 Fener, %40 40'la şey diyeyim. Aa, çok büyük haber bu. Biraz bırakayım. Ama yarın... O zaman kaç yazalım? KC'ye yazacağız. Gel 75 yapalım onu. Ben ne yapayım? 70. Ben 75'e 20. %90 demek istiyorum ama opsiyon bırakıyorum çünkü bazı şeyler de var Galatasaray cephesinden duyduğum. He. Yani ama Fenerbahçe'nin şartları daha iyi. Evet. Yani ondan yansıyan haberler de öyle. Yani İrfan Can Galatasaray istiyor deniliyor. 70'e 30. Öyle olsun. Tamam, 70'e 30 büyük anlaştık. Fenerbahçe formasını giyecek diyeyim ben. Ne öyle mi diyeyim? %90. Tamam. Hadi. Oho, %90 oldu. Yarın bomba. Eyvah, yani, şok. Eğer ters bir şey olursa yapacak bir şey yok, sorumlu sensin. Tamam. Zorladın. Tamam. Ben de bu buradaki... Tarih ne? 30 Ocak 2021. Sinan Engin, İrfan Can %90 Fenerbahçe'de. Şimdi bu haberle her yer bir çalkalanırken... Şimdi bak, dünkü atıyor. Görüntüleri de göstermek bak, istiyorum. Atıyor şimdi kardeşlerimiz yakın. Ya. Anketi Akbaba, de etkiler bu. 6 milyon euro... satıştan da %40 aldık. Her şey para değil dedi Fatih Hoca. Şimdi Göksel Gümüşdağ Başkan da kendi kulübünün menfaatini düşünecek. Tabii canım. Kim iyi para veriyorsa bildiğim kadarıyla Fenerbahçe 10 milyon euro veriyor. 10 milyon euro. Yalnız bak yine söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Fazla abartıyorsunuz İrfan Can'ı. İrfan Can'ı mı alırdın Bakasetas'ı mı? İyi futbolcu. Kritik soru. İyi futbolcu tamam da büyük takımın havası farklıdır. Hmm. Ha keşke müthiş oynar, harika oynar. Çok beğeniyorum, tabii. Çok iyi futbolcu. Milli takıma bak, daha çok faydalı olur. Bak, keşke ama çocuğa da fazla yük bindiriliyor. Şimdi İrfan Can kaç gol atıyor? 2 tane. Bakasetas her sene 8-10 tane atıyor. Bana göre Trabzon'un transferi müthiş ve çok ucuz. Evet. Yani, ve yaşları da İrfan yakın. İrfan Can'a göre Bakasetas daha ucuz.
Daha ucuz, evet. Yani, 3 milyon euro. Ve de daha çok iş görüyor. 7 gol 2 asist bu sezon. Daha, İrfan Can 2 gol 1 asist. Kadar. Daha tabii, daha şimdilik. Şimdi Galatasaray ile dostlar ben bunu söyledim. İrfan Can Galatasaray'da oynayan takım arkadaşları var. Oyun yatak arkadaşları, bilmem ne arkadaşları yani, arkadaşları. Oğulcan, Taylan. Aynen. Bunlar tamam. Bunlardan dolayı istiyor. Ama öteki tarafta da Fenerbahçe camiası var. Şartlar daha iyi. Orada da Emre abisi var. Bak hemen Fenerbahçeli yaptılar. Emre Belezoğlu var orada da. Evet. Emre Belezoğlu da var. Ben şöyle, yanlış anlaşılmasın. Şu an çok kaynak aynı. Mesut Özil'i söyleyen kaynak. Oo, o zaman. Aynı kaynak. Kaynağa yakın diyeyim veya. Aynı derken kaynağa yakın. Yerden gelen bir haber. Yarın 5'te bu iş bitecek diyor. Kendinizi yormayın diye mesaj attı. Bu bunlar sorumlusu bunlar. Ben bir şey demiyorum. Bir tahminde bulunabilir miyim? Beni hiç ilgilendirmez. Fener'e gitmiş, Galatasaray'a gitmiş. Bu kişi gitmiş. Mi? Hayır. Değil, tamam. Fenerbahçe'ye gitmiş, Galatasaray'a gitmiş, hangi takımda oynamış? Tabii canım. Hiç benim umurumda değil. Sağlıklı, her iki takımda bizim takımımız gitsin oynasın. Biz burada yorum yapıyoruz. Biz buradan yönlendiremeyiz de Göksel Gümüştah. Yani benim buradan yaptığım yorum değil. Göksel Gümüştah bir tek para yönlendirir. Kendi işine bakar. Kim iyi parayı verirse, değil mi? Aynen. Göksel Gümüştah o yönlendirecek. Onun için bizim burada aldığımız duyuma göre ağırlık Fenerbahçe'deymiş deniliyor. İrfancan'ın arabada giderken bir videosu var. İzledin mi onu Sinan Yok, abi? Yok, izlemedim. Bir onu verelim. İrfancan'ın Emre ve Alex'le ilgili yorumunu bir verelim. Konu çünkü hararetlendi, ısındı gece. Ben bunu söyledikten sonra bana çok buraya yüzlerce mesaj geldi. WhatsApp'tan da kilitlendi. Instagram'dan da DM yağıyormuş şu an Sinan Engin'e. DM'ler bazı engelli çok. DM'den ziyade. Yani söyleyenler, biz İrfancan'ı aldık diyenler de var Galatasaraylardan. Fenerbahçeliler de böyle. Ben bilmiyorum, fazla mı %90 zorladık, fazla mı oldu? Ben yani, %75 dedim, 90'ı sen söyledin. Ya aynı kanal dedim. Ha, aynı kanal mesela olduğu ama, için. Biliyorum, hayırlısı uğurlusu olsun İrfan için. İnşallah gönlüne göre. İnşallah iyi bir takım ama dediğim gibi baskı çok var. Yani her alan takım ondan çok şey bekleyecek. Her alan takım ondan çok şey bekleyecek. Evet. Üstüne koyacak. Galatasaray'ın çok ihtiyacı var mı? Bana göre Galatasaray'ın çok ihtiyacı var. Ama Fenerbahçe'nin var bana göre. Fenerbahçe'nin daha çok İrfan Can'ın ihtiyacı. Fenerbahçe'nin daha aktif bir oyuncu. Daha kreatif bir oyuncu. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlandırır orta sahayı. Dolayısıyla yani Fenerbahçe, yani Mesut, Gustavo, İrfan iyi bir orta saha olur, üçlü. Yani ön tarafta. Evet. Yani orta saha. Yani olabilir. Yani onun için dediğim gibi hayırlısı olsun hangi takıma giderse gitsin. O zaman şu dünkü görüntüler işe yaradı o zaman, o görüşme. Bir verelim. Sezgin Gelmez gitti, görüntüledi. Özel görüntüler var, gelsin ekrana. Fenerbahçe İrfan Can'a resmen talip oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Başakşehir Kulübü'ne gelerek Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştay'la bu transferin gerçekleşmesi için, şartlar için şu anda görüşme yapıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Göksel Gümüştay ile görüştü ve şimdi stattan ayrılıyor. Evet, İrfan Can Sezgin Gelmez'i görüyor. Sen var ya sen diyor. O babasıyla yaptığı telefon röportajı yani, orası. Sinan abi %90 dedin, şu an her yer yıkıldı. %90 aldığım bilgi ama Galatasaraylar da söylüyor. Hayırlı olsun. Göksel Gümüştah başka burada kulübün menfaatlerini düşünecek. En iyi teklife verecektir. Ha, şimdi Göksel Başkan çağırdı İrfan Can'ı. İrfan gel işte, biz Fenerbahçe'yle anlaştık. Şartlar daha iyi. İrfan Can'ın da hayır ben illa Galatasaray'a gideceğim. Galatasaray'a söz verdim diyeceğini zannetmiyorum. Hmm. Zannetmiyorum.
demez. Öteki tarafta da koca bir camia var. Ali Koç başkanı var. İrfan Can Vitnemo, Emre abisi var. Emre Belezoğlu var. O zaman Fatih yani Terim'in açıklamaları da biraz sıkıntı yaratıyor. Fatih Hoca'nın açıklamaları da var. Fatih Hoca'nın açıklamaları çok şey bağlıyor. Var mı açıklamalar size? Önce bir Erol Bulut'u mu dinlesek? Erol Bulut'u dinleyelim. Çünkü evet işte böyle bir pazarlık. Şimdi, yanlış mesajlar da geliyor. Galatasaray dediğin için niye Fener diyorsun? Hayır. Çocuk Galatasaray dediği için. Heh. İrfan Can kendi tamam. Ben Galatasaray'a yani söz verdim anlamında dediği için ama Fenerbahçe alırsa hayır ben Fenerbahçe oynamıyorum mu diyecek. Peki Göksel Gümüşdağ derse ki arada 3-4 milyon euro fark var derse ne diyecek? O zaman kaç milyon? 40 milyon para yapıyor yani. Yani 3-4 milyon onun için diyorum yani evet Galatasaray daha önce konuşmuş Fatih Hoca muhtemelen arada bir elçiyle işi pişirmiştir İrfan'la da ayrı ama arada böyle bir rakam varsa onun için Fenerbahçe'de ben aldım derse bonservisi yapacak bir şey yok. Ya her iki takıma da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yarını bekleyelim. Bir sıcak haber geldi şimdi. Alalım. Ertan Süzgün'den Fenerbahçe'nin teklifi 10 milyon euro artı evet. 1 milyon euro şampiyonluk primi evet. Artı satıştan pay. Evet. Ali Koç diyor ki başkanım el sıkışalım. Göksel Gümüşdağ da diyor ki Galatasaray'da Fatih Hoca'ya öncelikle sözüm var. Yarın onlarla konuşup sana döneceğim diyor. Şimdi bak Onurcuğum bu yani yarın 17 dediğiniz ben olay şimdi bu Göksel olabilir. Gümüşdağ olarak sen geldin bana Sayın Ali Koç olarak Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz Sayın bunlar geldiler hepsi. Sen bana 10 milyon teklif ettin Fenerbahçe'sin. Öteki taraf bana 6 işte satıştan bilmem ne oyuncu falan. Kime verirsin sen? Tabii ki 10 milyona veririm. Geldin bana İrfan'ım ben. Bana sordun. İrfan'a dedin ki İrfan'cığım hangi takıma gitmek istersin? Abi ben Galatasaray'a söz verdim. Ama arada da 3-4 milyon daha iyi şartlar veriyor euro. Yani Fenerbahçe'nin. Yani. O zaman onun için mecbur yani, kalacak. Fenerbahçe'nin şartları iyi olduğu için bu tarafa ibre dönebilir. Ha Galatasaray yarın şartları iyileştirir onu bilmem. Bak Galatasaray yarın şartlar daha iyileşir. Fenerbahçe'nin seviyesine gelirse o zaman Galatasaray'a. Tabii. Mütemelen. Oyuncunun istediği yer olur. Şanslar işte olursa Galatasaray'a. Anladın mı? İbre döner. Doğru. Hani rakamlar işte yani olursa. Siz bu gece şu an 12'yi 10 geçe itibariyle diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin şartları önde. Daha iyi görünüyor. Önde. Daha iyi görünüyor. Yarın 17'ye kadar. Ama çocuklar Galatasaray'a angaje olmuş. O da var. Değil mi? Fatih Terim'in ne dediğine bir bakalım, onun üstüne konuşalım. Ne demiş? Bir hocam? Fatih Terim'in transfer açıklamasını bir verelim, onun üstüne konuşalım. Biz açıkça, dürüstçe istediğimizi ifade ettik. Herkesle görüşebilir tabii, kimsenin görüşmesi bizi ilgilendirmiyor. Demin de söyledim, Galatasaray bir oyuncu isterken eğer oyuncunun isteğinde Galatasaray öncelikli değilse biz bu transferlere hiçbir zaman sıcak bakmadık. Ama İrfan'ı istediğimizi söyledik. Onun da bizi istediğini biliyoruz. Galatasaray'ı istediğini. İnşallah daha pazartesi akşam 17'ye kadar çok var. Başkanlarımız ve yöneticilerimiz Göksel Bey'le görüşecekler. Şimdi ben bu işlerin yanlış anlaşılma uzman olduğum için transferleri çok yaptım bu transferleri. Tabii. Eğer ben Fenerbahçe olarak İrfan Can'dan ışık almadıysam o görüşmeye gitmem. Anladın mı? Aa tabii. Şimdi Fatih abi burada öyle söylüyor. Çocuk da bizi istiyor diyor. Şimdi eğer Emre Belezoğlu İrfan Can'la görüşmüştür. İrfan Can da abi ya zorlamayın ben şeye gideceğim demek ki dememiş. Evet. Değil mi? Doğru. Dese gider misin? Hayır. Abi şimdi diyecek ki Emre Belezoğlu ya Ali Başkan'a. Başkanım çocuk Galatasaray'a şey yapmış. Söz vermiş. Onun için. Yani burada mantık yürütelim. Gittiklerine göre bir ışık var. Mantık yürütelim. Fatih abi öyle söylüyor ama. Fatih abinin söylediği gibi değil herhalde. O zaman niye görüşürüz? Adamı sen satmışsın kardeşim. Yani. Yani. Değil mi? Aynen öyle. Adam yani şeye ne o? Fenerbahçe'ye hayır dememiş demek ki. Yani. Değil mi? Bu profesyonel bir hayat. Doğru. Arada da rakama bakmak büyük lazım. Para var. Rakama bakmak lazım. 3-4 milyon euro yani. Az para değil yani. Onun için bitti mi? Biraz daha hocam, var. Evet. Bir devamını dinleyelim.
Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Ama dediğim gibi biz Galatasaray olarak girdiğimiz transferde eğer oyuncunun önceliği Galatasaray değilse biz ilgilenmeyiz o transferlerle. Ama İrfan hem iyi oyuncu, hem istediğimiz oyuncu, hem... Hafızalarımızı karış böyle arkaya doğru bir karıştırın bakalım, arkaya gidin, sezon başına gidin geçen seneye. Bir Vedat Muriç transferi var, hatırlayın. İrfan Can transferinin aynısı. Hatırlayın. Evet. Ey, doğru. Türk halkı, iyi dinliyor musunuz? Şimdi daha da dikkat dinliyorlardır. Hatırlayın. Vedat Muriç Galatasaray'la bitmişti demiş. O da Fatih Terim'le konuşuyordu. Çok istiyor diyor, deniyordu. İşte ne aslan dedi, bilmem ne dedi, demedi evet. Mi? Rize'de aslan mı dedi, ne dedi? Bir şeyler söyledi çocuk. Doğru. Vedat. Ben de öyle hatırlıyorum. He? Böyle bir şey ağızdan çıktı değil mi? Baksın rejideki arkadaşlar. Sonra Fenerbahçe'ye girdi Emre'cim. Aldı. Değil mi? Evet. Mantık yürütelim. Ama bak ben ne Ali Koç'um ne Göksel Gümüştağ'ım, ben bir şey bilmiyorum. Ben sadece, bana bir tane mesaj geldi. Emin olduğum birisi. Mesut müjdesini veren kaynak. Yakını. Tamam. Dedi ki böyle böyle. Bizim şartlar daha iyi. Kendinizi yormayın dedi bana. Sinan abi, program başlayana kadar 23-35 civarı falan Galatasaraylılar bayağı bir umutluydu. Ben Galatasaray diyorum. Hala diyordum bak size. Evet. Ama o gelen bana mesaj. Ama saat 23-55 civarı bir anda. O gelen mesaj. Ortada karıştırdı. Evet. Ben de. Ben çoksa diyecektim ki Galatasaray. Yani şimdi burada şimdi Galatasaray teklifi Fenerbahçe kadar değil, değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Değil. Değil, değil mi rakam arada olarak? Arada 4 herhalde. Milyon euro falan en az bir fark var gibi. Kesin mi acaba? Yani öyledir. Çünkü öyle bir yalanlama gelmedi. Yok yani, biz daha bu kadar vermedik, yani, o kadar çok vermedik diye bir yalanlama bunlar gelmedi. Bunlar verdi, bunlar bilmem şey verdi falan. Yani onun için değil. Yarın bekleyelim ama Fenerbahçe'ye yakın duruyor gibi diyebiliriz. Fenerbahçe'ye yakın duruyor. Ya İrfan Can Vedat Muriç transferini hatırlasınlar. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçe'de. Çok benziyor. Hatırlayın. Çok hatırlayın. Benziyor. Bir tane daha bak, yine tekrar söylüyorum ki şey yapmayın. Eğer İrfan Can, Göksel Gümüşdağ veya Fenerbahçeli yöneticilere ben Galatasaray'la sözleştim. Benden size yar olmaz. Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum derse o Fenerbahçe başkanı da gitmez onu almaya. Tabii. Değil mi? Aynen. Demek ki dememiş. Yani koskoca Ali Koç hani olmuş. Sonra yine aldım. Almanya'da bir takımda devreye girdi. Hertha Berlin. Almanya, sormadım ama takımın ismini. Hı. Almanya'dan Hertha Berlin. Şimdi Hertha Berlin'e gideceğine ya Galatasaray ya Fener'de oynarsın. Ne yapacaksın Hertha Berlin'de yani? Şimdi o çocuk yani. Ne Hulk? Atletico Mineiro'ya gitmiş. Evet. Ne ben gittim Brezilya'ya. İki sefer gittim. Seyrettim maçlarını. Olsun, Tosun Paşa geldi. Tosun Paşa geldi. Daha iyi oldu bana göre transfer. Daha mı iyi oldu? Orada, şimdi ben Hulk'u... Ya Hulk da gelse olurdu tabii. Abi Hulk'un rakamları çok şey. Evet. Ya bak hatırla. Abubakar'ı kalındığı zaman bir hatırla. Herkes Abubakar'a sallıyordu. Geçen sene. Hatırla. Sen rejideyken. Evet. Ben de Abubakar diyordum, çok iyi oyuncu. 6-7 hafta gol atamadı. Kötü sallıyorlar. Bizim Umut Güner aldığı için bunları. Hmm. Umut da bana dedi ki abi iyi adam. Abi iyi adam, bak bunu seyrettik falan. Ben söyleyeceğim, bana buradan eleştiriyorlardı. Ya Sinan Engin de iyi. Bugün Beşiktaş'ı lider yapan adam Abubakar. Aynen öyle. Değil mi? O sezonda şampiyon ayrıca yaptı. Ayrıca Vida'ya da teklif var. İstiyorsa versin Beşiktaş yönetimi. Biz burada Vida'yı korurken... İyi oyuncu bilmem ne diyorlardı. Ve de Parma'dan da var, Dinamo Kiev'den de var. Evet. Resmi teklif var. Vida da var teklif. Ama satılır mı? Biraz... Ama Hulk transferinde Ahmet Çevik Başkan doğru bir politika izlediğine inanıyorum. O rakamlar verilmez Hulk'a. Evet. Çünkü herhalde 2 sene, 3 sene galiba bir istiyor. Evet. Zaten çocuk, son dönemdeki oynar, rakamları da çok iyi sonra değil. Sonra yatar. Ense yapar. Ben sana söyleyeyim. Yatar. Cenk Tosun transferi isabetli olmuş yani. En azından istikrar açısından. Evet, onu da konuşacağız. Şimdi Erol Hoca'ya da sorduk. Devrim Zengi sordu İrfan Can'ı. Fatih Terim'den zaten dinleyeceğimiz bölümü dinledik. Erol Bulut'u bir dinleyelim. Bakalım neler demiş Devrim Zengi'nin İrfan Can sorusuyla ilgili. Aslında Rize zor bir rakipti bugün. Defans anlamında iyi durmaya çalıştılar. Biz ona karşılık verdik.
90 dakikaya baktığımızda oynayarak kazanması gereken maç değil, savaşarak kazanması gereken bir maçtı. Bunu da bizim futbolcularımız bugün çok iyi yaptı. Nitekim yakaladığımız birkaç pozisyonun birini frikikten iyi değerlendirdik. 3 puan aldık. Ondan dolayı çok mutluyuz. Hocam şunu sormak istiyorum. Süper transfer dönemi sonuna geldik. Yani 1-2 gün kaldı. İrfan Can'la Fenerbahçe hem Galatasaray'a görüşüyor bildiğiniz gibi. Ancak dün Fatih Terim de açıkladı. Kamuoyunda İrfan Can'ın Galatasaray'ı istediği ama Fenerbahçe'yi istemediği şeklinde bir algı var. Böyle bir algı oluştu. Siz oyuncuyla görüşebilme fırsatı buldunuz mu? Ya da yönetimden Ali Koç olur, Emre Belözoğlu olur. Böyle bir söylem geldi mi oyuncunun Fenerbahçe'yi istemediğine dair? Teşekkür ederim. İrfan Can'la ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece söylemem gereken, şu an Başakşehir Futbol Kulübü'nde oynuyor. Evet, Fatih Terim'in aksine biraz daha böyle temkinli, ılımlı bir açıklama yaptı. Pazartesi 5'te bu iş. Yarın da yani pazartesi kastederek söyledim. Pazartesi 5'te bu transfer herhalde netleşecek. Yani şimdi mesaj geldi. Ultra Aslan mesaj atmış. Rize'de bir aslan diye. Vedat Muriç'le ilgili zamanında. Yani onun için bu işlerde oynak kaygan bir zemin. Onurcuğum bu futbol işi. İşin içinde de bir de para olduğu için imzayı görmeden biz buradan anlatırız. Fikir tombala çekeriz. Anladın mı? Buradan deriz ki Fenerli oldu. İşte burada yok. Kulüp başkanlarına yakın arkadaşlar, dostları bize mesaj atar. İşte şunu deriz, bunu deriz, şöyle oldu, böyle oldu falan filan deriz. Ama seni kaynaklar tombala çekmez. Yani bu zamana kadar yanamadık ama bilmiyorum. Yarın Galatasaraylı olursa da hoşumuza da gider, hayırlı olsun deriz yani. Yani çünkü bizim için fark etmez yani. Ben bakıyorum, Beşiktaş nasıl şampiyon olsun? Nasıl olur? Ona bakıyorum. Konuşacağız. Ama şimdi anketi de verelim ekrana. Galatasaray iyi takım oldu. Onyekuru geldi. Onyekuru ile beraber Muhammed de santrafor, çok kuvvetli adam. Muhammed'in görüntüleri var mı, son görüntüleri? Var. Son bir golleri vardı, bir görebilir miyim? Evet, şu anketlere baktıktan sonra hemen bakalım. 12.563 oy. Sizce İrfan Can hangi takıma transfer olacak? Sinan Engin'in açıklamalarının ardından %49.1 oldu Fenerbahçe. Başakşehir 32.5. Galatasaray 32.5, pardon. Ethem abi ne diyor Ethem Sancak? Ya kaptan diyor, kimse İrfan'a ne kadar maaş verecek onu konuşmuyor diyor. Hakikaten İrfan ne alacak? Evet, o var. Muhtemelen Fenerbahçe'nin parası 1 milyon euro falan daha fazladır. Daha fazladır. Ya Fenerbahçe'nin şartları her türlü daha iyidir. Peki bu limit ne oldu, bu limit? Limit. Aşkta limit yok. Aşkta limit yok. Aşkta Sinan limit abi. Yok. Aynen. Bizim etiketimiz de Beyaz Futbol Limit. Ethem abi, sevgili Ethem Sancak abimiz. Baba, bu şey ne oldu? Bu limit işi ne oldu? Nihat Özdemir arkadaşındır senin. Bir soralım mı Nihat abiye? Bu limit ne oldu, bu limit işi? Hiç kimse, her takım alıyor. Bakıyorum adam, paralar uçuyor da. O bir diyor ki 300 bin transfer işi, 300 bin euro alabilir. Öteki bilmem ne alabilir. Uçuyor. Limit yok. Evet, aşk. O zaman şunun adı ne? Limit tanımaz. Aşk limit tanımaz. Aşk limit tanımaz. Aşk limit tanımaz, öyle aşk oluyor. Aşk limit tanımaz diyelim, hadi bakalım. Peki diğer anketleri bir verelim. Arkasından Muhammed'in gollerini vereceğiz Muhammed ekrana. Muhammed iyi futbolcuymuş. Havalimanında bizim, her an gelebilir. Bizim Okan. Canlı yayınla verebiliriz hemen. Bizim Okan Koç. El Saka ile konuştu yanımda o gün. Bahis gazetesinde oturduk. Otururken. Bahis gazetesinde Okan Koç. El Saka ile, El Saka çok iyi futbolcu dedi. Galatasaray çok iyi futbolcu alıyor dedi. Zaten belli. Galatasaray bugün onu canlı seyreden de bizim Birol Yalçın var arkadaşım. Canlı da seyretmiş. Çok iyi futbolcu. Zaten görüntülerinden belli. Bir görüntüleri versin. Yönetmenimiz Emre ve editörümüz Emre. İşte Muhammed'in ses golleri. Biraz ses verelim. Tabii uçakta galiba bir problem olma ihtimali varmış Sinan abi. Şu an Sezgin Gelmez havalimanında bekliyor. Muhammed gelir gelmez canlı olarak gitti ekranlara mi vereceğiz. Sezgin Gelmez şu anda havaalanında. Yani boşa gitmez Sezgin Gelmez. O yüzden gelir gelmez vereceğiz. Baksana abi nasıl adam ya. Muhammed gelir, Sezgin gelmez. Muhammed. Evet işte. Muhammed çok kuvvetli, sprintel, dikine doğru giden, adam eksilten, iyi bir santrafor, iyi transfer. Muhammed iyi bir transfer gibi duruyor. Onyekuru, Muhammed, Feghouli. Tam isabet. Belanda, Taylan falan arkada. İrfan Can'ı da alırlarsa. Uf. Ama sen Arda, şimdi Fenerbahçe Arda dedin. Arda ya.
Fenerbahçe. Çorba oldu. Hayır, o anlamda değil. Galatasaraylıları yine heveslendirdin. O anlamda dedim. Yoksa sen çorba yapmazsın. Ben Galatasaray'ı keyif alıyorum Galatasaray'dan. Ama Fenerbahçe takımının maçını kusura bakmasın abi. Fenerbahçe takımı yavaş oynuyorlar ya. İşte Mesut'la İrfan belki yavaş o keyfi yani verecek. Fenerbahçe yavaş oynuyor abi. Yavaş oynuyor. Temposu yavaş oynuyor. Yani dedik onlar hızlı oyuncu alın. Hızlı transfer yap. Yani hızlı oyuncu transfer edin. Atletik oyuncu. Yani daha agresif bir takım kurun dedik abi. Fenerbahçe takımı yavaş oynuyor yani. Evet. Yapacak bir şey belki yok. Belki bu Samuel falan biraz ya Samuel biraz hareket getirebilir ama yani yavaş oynuyor. Galatasaray takımı daha keyifli. Galatasaray takımı peki. Bireysel oyuncuları daha iyi. Onyekuru. Ballı Onyekuru ya. Nasıl ballı araya attı? O Kerem ama o topa da başkası yetişemez. Çok evet, hızlı. Kerem oyuna girdi. Onu beğendim. Ethem abiden bir mesaj daha geldi bakalım. Çok sarkmışız Sinan abi. Rejiden kızıyorlar bize. Evet. Olsun dur bekle ya. O zaman şimdi. Limit sadece Beşiktaş'a işliyor. Federasyon adalet anlayışı böyle dedi Ethem Sancak. Oo. Doğru söylüyorsun baba. Ethem Sancak öyle diyorsa. Ethem abi güzel. Mesaj alınmıştır. Kaç kişi uçağı takip ediyor? Acaba bir anket yapın diyor. Bu da Fenerbahçeli. İsmini söylemiyorum. Çok önemli. Ali Başkan'ın rahmetli Mustafa Koç'un da beraber çok yemek yedik arkadaşıdır. Mehmet abi söylemeyeyim ismini. Başar Mehmet diyorsun. Uçağı kaç kişi takip ediyor? Şimdi Muhammed'le Mesut bir mi? Öyle şey olur mu canım? Mesut dünya çapında bir oyuncu yani. Ama Galatasaray iyi takım yaptı. Şampiyonluğun en önemli adayı konumuna geldi. Yani İrfan gelse de gelmese de mi diyorsun? Fark etmez. Fark etmez diyorsun. İrfan Fenerbahçe'ye daha çok lazım. Fenerbahçe'ye daha çok aynen lazım. Aynen öyle. Peki Fenerbahçeli yönetici Alper Pirşek'in çok önemli açıklamaları var. O neler demiş öyle? Reklamların ya ardından vereceğiz. Reklama giderken tekrar hatırlatıyorum Sinan Engin'in Instagram adresi. Sinan Engin. Başakşehir'de bir kanarya yatıyor. Öyle mi? Öyle mesaj geldi şimdi. Hala %90 Fenerbahçe'de şeklinde Başakşehir'de bir devam ediyor Sinan Engin. Evet, reklamların ardından bakalım yüzde kaç olacak. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir ara.